Mobil kişiden herkese merhaba. Bir kez daha bir etkinlik rehberi videosuyla karşınızdayım. Bugün tam Tribunal Celebration festivali başladı. Nedir Tribunal Celebration? Dark Elf'lerin 3 yaşayan tanrısı Sotasil, Almelexia ve Vivain bir anlamda kutlandığı, varlıklarının kutlandığı bir etkinlik. Vardenfell haritası. Şuradaki Vardenfell haritası ve bir kez daha sağ tık yapıp çıkınca şurada Clockwork City haritası. Bu iki haritadaki günlük görevlerle her ikisinden de birer tane olmak üzere, yani bir haritada bir günlük görev yapınca bir tıkıt, diğerinde bir tane yapınca yine bir tıkıt alacağız. Ve burada da şu anda haritanın şu işaretli yerinde gördüğünüz gibi bir adet Event Merchant var. Bunlardan yine Stonefalls, Auridon ve Glenumbra'da da bulabilirsiniz. Keza chapter olarak geçen Elsewhere'de vesaire de olması lazım. Hatta hemen bir bakalım. Evet, Elsewhere'de de var. Muhtemelen Greymoor'da da var. Evet, Greymoor'da da var. O işareti gördüğünüz yerlerde bu etkinlik event merchantları bulabilirsiniz ve neler alabileceğimizi buradan görebilirsiniz. Bir kere birincisi, ben burada önemli olan şeyleri saymak istiyorum. Birincisi şu 10 şey olan, ha ikisini de vermişler bu sefer. Evet, ilkini geçen etkinlikte aldığımız, ikincisini de bu etkinlikte alınabilir halde olan bu fragmenti almanızı tavsiye ederim. Eğer ikisini de alabiliyorsanız ikisini de alın. Eğer ilkini önceden almadıysanız. Bunlar neyi açıyor? 3 tanesini toplayınca ilk çeyrek, yani Ocak, Şubat, Mart'taki etkinliklerle biz bu üçünü artı bir peti açarak bu skin'i, burada karakterlerin üzerinde gördüğünüz skin'i açabileceğiz. Ve bunun için bir de pet almanız gerekiyor. Yani 3 parça artı pet. Şu Rune Scribbled'ların üçüncüsü bir sonraki etkinlikte gelecek. Artı şu 5 ticket'lık şeylerle bir adet pet alıp onu skin'e dönüştüreceğiz. Bu şekilde bir işleyişi var. Başka neler alabiliyoruz bu etkinlikte? Bakın 5 ticket'a skin açmışlar. Bunlar günlük görevlerle düşebiliyor bu skinler, bunu da söyleyeyim. Yani hiç ticket harcamadan da bu skin'i alabileceksiniz. Bu Slacktown Diver isimli skin'i. Bu tamamen bu etkinliğe özel bir skin. Bunu da belirtelim. Bu neymiş? Memento'ymuş. Bu da sanıyorum yeni. Burada bir adet pet var. Bunlar da yine günlük görevlerde çıkabiliyor. Yani önce kendi şansınızı günlük görevlerde deneyin. Sonra ticket'ınız kalırsa ve açmamışsanız buradan bunu da alabilirsiniz. Hayli de sevimli Clockwork City temalı bir pet. Başka bir kere şu işin şu kısmı da var. Bir de burada şeyler var ama önce onları da anlatayım, sonra şeyleri anlatayım. Bir de burada Doctrine Ordinator isimli şeyler var. Bunlar da House of Fabrication'dan olması lazım. Hemen kontrol edeceğim. Evet, bunlar da şu şekilde işliyor bu outfit tarzlarını alabilmek için. Vardenfell'deki ve Clockwork City'deki Public Dungeon ve World Boss, Public Dungeon bossları ve World bosslarının bunları düşürme ihtimali var. Yani yine ticket'la almak yerine orada o bossları öldürerek düşürmeye çalışabilirsiniz. Evet, Event Merchant'tan alınabilecek şeyler bu şekilde. Hemen bir kontrol ediyorum son kez. Evet, bu şekilde. Peki biz bu günlük görevleri nerelerden alacağız? Evet. Vardenfell'e ilk kez geldiğinizde şurada, eğer bu günlük görevleri daha önce almadıysanız şurada şu anda neredeyim hemen onu da göstereyim. Vivec Temple Veyshrine'ın, ki Veyshrine şurada bir yerde, hemen altındayım. Merdivenlerden iniyorum ve burada böyle bir şey var. Bunun üzerinde bir ok olacak. Önce bunu okuyup sonra buraya gireceksiniz. Hall of Justice. Ve buradaki şu sağda bir NPC var. Bakın, oyuncular da onunla konuşmaya gidiyor görevleri açmak için, gördüğünüz gibi. Bununla konuştuktan sonra buradaki iki NPC, bir tanesi şu, bir tanesi de bu. Bu iki NPC bize birer günlük görev verecek. Bir tanesi World Boss görevidir, bir tanesi Delve görevidir. Amma ve lakin,
Vardenfell'deki günlük görevler bu ikisiyle sınırlı değil. Haritanın şurasında Aldrun Weyshrine, Ashlander kampı vardır. Buradaki Ashlander'lara onların bir görevi var. Gidince görürsünüz. Üzerinde ok çıkar. O görevi tamamladığınız zaman onların günlük görevlerini de alabiliyorsunuz. Böylece Vardenfell'de 4 tane günlük görev oluyor. Onların günlük görevleri yine buradan alınıyor. Buradan değil. Yani 2 tane buradan alıyorsunuz. 2 tane de buradan alabiliyorsunuz. Ha, bu günlük görevler paylaşılabilirdir. Diğer oyuncular paylaşırsa bu günlük görevleri sanıyorum Ashlander'lara yardım etmeden onları açamıyorsunuz bu arada. Ama bu world boss'ları ki haritada 6 tane world boss vardır. Yani eğer bu karakterde yapmadığınız bir world boss'un görevi ise ve oyuncular paylaşıyorsa siz de bu görevleri yapabilirsiniz. Ama cebinizdekini tamamladıktan sonra. Yani aynı anda iki göreve birden yapamıyorsunuz. Bakın mesela Zonda artı S demişler. Muhtemelen bu artı S şuradaki Siren günlük görevini, Siren bu isimli boss'un günlük görevini yapmak için. Bende de şu an o görev varmış. Ta önceden kalmış. Clockworks diye bakalım bir de. Evet, Clockworks diye gelir gelmez zaten burada hemen NPC'nin üzerinde bakın günlük görev belli. Bir tanesi buradan, bir tanesi buradan alınıyor. Ama Clockworks City'de de ayrıca açılabilen iki tane günlük görev daha var. Bu da bir bölümde Nocturnal'in kargalarına yardım ediyorduk görevde. Tam onu hatırlıyorum ama tam nasıl olduğunu gerisini hatırlamıyorum. Yapınca burada bir karga çıkıyor ve ondan da bir görev alabiliyoruz. Toplam 4 tane günlük görev burada da olması lazım. Diğer ikisinin nasıl açıldığını tam hatırlamıyorum. Ama burada da 4 günlük görev var. Yine aynı şekilde bu World Boss ve Dev görevlerini diğer oyuncular paylaşırsa yapabiliyorsunuz. Bu haritada daha az World Boss var. Sadece 2 tane olması lazım. Bir tane burada, bir tane burada. İki de Delve olması lazım. Bir tanesi burada, Shadow Cleft. Bir tanesi de burada. Shadow Cleft oyunun görsel olarak bana göre en güzel Delve'dir. Buraya da turistik amaçlı bir gezi yapabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Doctrine Ordinator isimli outfit tarzının ayrıca House of Fabrication ve Asylum Sanctorium'dan son boss'ta garanti düştüğünde belirtelim. Yani iki trial'dan da rahatlıkla edinebilirsiniz. Demişken, yani burada artık son şeylerimi bu etkinlikten nasıl faydalanacağınızı söyleyeyim. Bir kere tamam, bu ödülleri alabilirsiniz. Evet, skin ilk çeyrekteki skin'i almak için ikinci şeyi açabilirsiniz. Orada verdiği pet'i alabilirsiniz. Düşen skin'i almaya çalışabilir. Bu Doctrine Ordinator isimli outfit'i tamamlayabilirsiniz ama daha önemlisi haritada her şeyin çift düşecek olması. Bu world boss'lardan, günlük görevlerden gelecek şeyler de dahil. Ve bu şekil, bu da şu demek, motif farmlamak için harika bir etkinlik demek. Bakın Morrowind'e girdim. Master diye şey yaptım. Ashlander şu şeyden düşmez ama galiba kutulardan düşebiliyor. Bakalım. Hayır, o kutulardan düşmüyormuş. Bu hariç diyelim burada. Morak Tonk, Halalur, Redoran, Telvanni, bunların hepsini tamamlayabilirsiniz. Bu karakterde olmadığına bakmayın. Diğer Crafter karakterimde bunların bir kısmı açık. Yani çifter çifter düşecek o kutulardan günlük görevler çünkü motif farmlamanın yoludur. Ama aynı zamanda etkinlikle gelen her günlük görevde bir ekstra kutu verilecek. O kutudan da bunlar ayrıca çıkabiliyor. Yani mesela şu Halalu, Redoran, Telvanni bunlar normalde hırsızlık yoluyla açılıyor şeyde Vardenfell'de ama bu etkinlikle gelen ek kutularla da bunların çıkma ihtimali var. Düşürmeseniz bile bu markette de fiyatlarının ucuzlayacağı anlamına geliyor. Yani Guild Trader'lardan. Bu açıdan da faydalanabilirsiniz. Keza Refabricated'ın düşme ihtimali Trial'da House of Fabrication'da var. House of Fabrication ve Asylum Sanctorium çift düşürecek. Bu trial'ları da farmlayabilirsiniz. Setlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu açıdan da çok önemli. Yani bu şekilde hem motif farmlama hem de özellikle trial setlerini tamamlama açısından faydalı olabilir. Clockwork City'nin şeylerine de bir bakalım hemen. Clockwork City'de de Apostle ki gayet güzel bir tarzdır ve Ebon Shadow isimli iki tane
şey var. Motif var. Bunları da tamamlayabilirsiniz. Ben yani etkinlikte genelde bu şekilde faydalanmanızı öneririm. Motifleri tamamlamayı ve trial setlerini tamamlamayı, aynı zamanda tabii ki ticari anlamda da para kazanmayı, çalışmanızı öneririm diyelim. 8 Mart'ta gelecek güncellemeyi bekliyoruz. Sonrasında önemli videolar olacak. Bunlar böyle ara videolar, nasıl değerlendirmeniz gerektiğine dair yardımcı olmaya çalışan videolar diyelim. Ve noktalayalım. Görüşmek üzere.